Ebu Hanife'nin en önemli talebesi, müçtehit hukukçu ve ilk kadı-ı kudat, yani kadıların kadısı olan İmam Ebu Yusuf'un büyük dedesi Sa'd bin Bücehir sahabedendi. Henüz küçük olduğu için Uhud gazvesine iştirak etmekten alıkonulmuş, genç yaşta katıldığı Hendek gazvesinde ise büyük faydalar sağlamıştır. Bu sebeple Hazreti Peygamber'in ona hem kendisi hem de soyu için hayır dua ettiği söylenir. Ebu Yusuf bu hadiseyi hatırlar ve sürekli "O anın bereketi şu an bile bizimle beraberdir" derdi. Hicri 113, miladi 731 yılında Kufe'de doğdu. Daha çok künyesiyle meşhur olmuştur. Asıl adı Ebu Yusuf Yakup bin İbrahim bin Habib bin Sa'd el-Kufi'dir. İmam Ebu Yusuf'un ailesi, büyük dedesi Sa'd bin Bücehir zamanında Kufe şehrine yerleşti. Başta hocası Ebu Hanife olmak üzere çeşitli alimlerin de katkılarıyla Kufe Abbasiler döneminde önemli bir gelişme göstermişti. Ebu Yusuf'un yetişmesinde böyle bir ortamda doğup büyümüş olmasının da önemli payı vardır. Hocası Ebu Hanife'nin vefatına kadar yaklaşık 17 yıl onun derslerine devam etti. Fıkıh ilminde olduğu gibi hadis ilminde de derinleştiği ve hadisi alınabilen en güvenilir kişilerden olduğu belirtilir. Ebu Yusuf, miladi 775 yılında Bağdat'a yerleşti. 782 yılında kadılık görevine getirildi. Halife Harun Reşit zamanında Kadıl Kudatlık Kurumu oluşturuldu ve Ebu Yusuf da İslam yargı tarihinin ilk Kadıl Kudatı ünvanını aldı. Ölümüne kadar bu görevde kalan Ebu Yusuf, Hicri 182, miladi 798 tarihinde 69 yaşında Bağdat'ta vefat etti. Cenaze namazını halife Harun Reşit kıldırdı ve onu kendi aile kabristanına defnettirdi. Ebu Yusuf, üstün bir zekaya ve güçlü bir hafızaya sahipti. 50-60 hadisi bir defa dinlemekle yalnızsız olarak ezberlediği rivayet edilir. Fazilet sahibi bir kişi olarak tanınırdı. Yokluk ve sıkıntı içinde geçen günlerini hatırlayarak hayatı boyunca ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmış, aynı zamanda hocası Ebu Hanife'yi hayır dua ile anmaktan geri kalmamıştır. İlmin ve ilim sahibinin üstünlüğünü insanlara göstermek düşüncesiyle en güzel yerde oturur, en güzel şekilde giyinir, en değerli atlara binerdi. Bu davranışını yadırgayanlara da bir terzi çocuğunun ilim sayesinde nerelere kadar yükselebildiğinin herkes tarafından görülmesini istiyorum diye cevap verirdi. Ebu Yusuf'un ders halkasına ve ilim meclislerine Ahmet bin Hanbel başta olmak üzere birçok talebe katılmıştır. Hanefi mezhebinde eser telif eden ilk fakih olan Ebu Yusuf'un en meşhur eseri, İslam fıkıh tarihinde mali hukuk sahasında yazılan en önemli eserlerden biri olan Kitabül Haraç'tır. Allah İmam Ebu Yusuf'tan ve o yolda gidenlerden razı olsun.